İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları kapsamında hazırladığımız podcast projesinin amacı sivil toplum kuruluşlarına yönelik bireylere farkındalık kazandırmak ve bilinç aşılamaktır. Bu bölümde projemizin 3. serisi olan Tomotizim Vakfı ile söyleşimize başlıyoruz. Ben Nazar Askan, hoş geldiniz Nur Sinem Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle ilk sorumla başlamak istiyorum sizlere. Tomotizim Vakfı'nın kuruluş hikayesi nedir? Vakfınızın amacı ve misyonu nedir? Tabii. E, vakfımız 2003 yılında kuruldu. Kurulmadan önce e, tabii otizm gibi bir alanda e, oluşturulduğu için bir e, anlamlı bir kuruluş hikayesi de var. E, bizim şu an vakfımızın başkanı Aylin Sezgin, e, 90'lı yılların sonunda ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. E, bu çocuklardan bir tanesinin diğerine göre daha farklı olduğunu fark etti ve doktorlara e, bu durumun nedenini sormak için gitti. Doktor doktor gezdi. E, ve doktorlar aslında herhangi bir tanı koymadılar, herhangi bir şey söylemediler. E, sonra aynanın kendi araştırmaları içerisinde e, otizmin, e, nadir hastalık, görülen hastalıklar e, kısmında otizmin oğlunun özelliklerine çok uyduğunu e, fark etti. Ve bunu tekrar doktorlarıyla paylaştı. E, doktorlar da kendisine hani böyle bir şeyin olamayacağını, çünkü bunun e, Türkiye'de görülmeyen bir e, durum olduğunu, otizmin Türkiye'de görülmeyen bir durum olduğunu ve daha çok Amerika'da göründüğünü söyledi. Bunun üzerine aslında aynı num, e, yani hem Amerika'ya gidip e, oğlunun tanısını aldı hem de aynı zamanda bunun sadece Türkiye'de kendi başına gelmemiş olacağını e, düşündü. Ve e, iş arkadaşı ve kendi yine yakın arkadaşı iş insanı yakın arkadaşı Mine Nari'yle birlikte vakfımızı kurdu. E, 2003 yılından beri bu yılda biz 20. yılımızı e, kutladık. 2003 yılından beri ee, biz otizmli çocukların erken tanı alması, tanı sonrası özel eğitimle topluma kazandırılmaları e, ve bunun yurt çapına yaygınlaştırmaları için e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir eğitim ve sağlık vakfı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, hedeflerimiz arasında otizmli çocukların hemen erken tanı alması, tanı sonrasında nitelikli bir özel eğitime ulaşmaları, e, sosyal yaşamları, kaynaştırma gibi eğitim hakları ve sağlık haklarından tam bir şekilde faydalanmaları için çabalıyoruz. Teşekkürler. Ee, öncelikle otizm nedir? Belirti ve tanı sürecinde nasıl bir yol izlenmelidir? E, otizm e, genellikle yaşamın ilk yıllarında kendini gösteriyor. E, karmaşık bir nöro gelişimsel farklılık olarak tanımlıyoruz bir, o, biz otizmi. Ve e, temelde iki alandaki yetersizliklerle ilişkili. Birinci alan sosyal iletişim ve etkileşim becerileri. Otizmli bireylerin e, teması kurma ya da karşısındaki bireylerle tekli bir sohbet etme... ...ya da sohbeti sürdürme gibi becerileri e, diğer bireylere göre daha e, sınırlı olabiliyor. E, aynı zamanda mesela arkadaşların oyunlarına da bazıları ilgi göstermiyorlar. Bazılarında konuşma problemi oluyor. E, bazıları konuşuyorlar ama konuşmayı işlevsel bir şekilde kullanmıyorlar... Aynı zamanda e, tekrarlı hareket dediğimiz kendine uyarıcı davranışları da olabiliyor. Ellerini kollarını sürekli e, sallama, vücudunu ileri geri sallama ya da bazı nesnelere tutku derecesinde bağlı olma gibi e, böyle tekrarlı takıntılı davranışları olabiliyor. E, bu şekilde tanımlayabiliriz otizmi. Ee, belirtilerine bakacak olursak tabi e, temel bazı belirtileri var. Bu iki alanda tabi belirtileri var. E, mesela erken çocukluk döneminde özellikle e, yani 6 aydan 9 aydan itibaren adına tepki vermemesi eee kurmaması ya di ya da diğer e, çocuklar bebekler gibi istediği bir şeyi parmağıyla göstermemesi, konuşmasında akranlarına göre farklılık olması da yine otizm belirtileri. Bununla birlikte otizmli bebekler e, sallanan ya da dönen nesnelere ya da bu tür hani köşelere vesaire çok hani dikkat e, edebiliyorlar ve sürekli bunları yapma eğiliminde olabiliyorlar. E, ...kendi vücutlarını, ellerini, kollarını sallama, e, çırpma gibi hareketleri de olabiliyor. E, bu belirtiler fark edildiğinde e, hemen aslında biz bir çocuk e, ve ergen psikiyatristine görülmesi gerektiğini öneriyoruz. E, bu noktada tanıyı e, ve tanı sonrasındaki yönlendirmeyi e, genelde e, çocuk ve ergen psikiyatristleri yapıyor bu şekilde. Teşekkürler. Peki otizmde erken tanı önemli midir? Erken tanı kaç yaşlarda kurulmaya başlar ve erken tanı sayesinde bu tanıya sahip çocuklarda bir ilerleme söz konusu oluyor mu? E, otizmde erken tanı çok çok önemli yani yaşamsal bir önemi var e, çünkü otizm aslında durduğu yerde duran bir şey değil doğru müdahale edilmediğinde doğru tanı almadığında ve nitelikli bir eğitime ulaşmadığında bireyin otizm semptomları artabiliyor e, biz otizmi üç e, sınıfa ayırıyoruz e, bu sınıflama da şu şekilde aslında bireyin gereksinim duyduğu desteğe bağlı olarak. Birinci grupta desteğe ihtiyacı olan bireyler oluyor. Ee, bu bireyler e, nitelikli bir eğitimi aldıklarında daha bağımsız olabiliyorlar yaşamlarında. Okula da, e, devam etmeye ya da ileride istihdam edilme gibi olanaklara sahip olabiliyorlar. E, yoğun desteğe gereksinimi olan bireyler var. Bu bireyler de... E, Yine günlük yaşamlarında desteğe belirli düzeylerde ihtiyaç duyuyorlar. E, ve e, belki düzey bire göre biraz daha hani gereksinleri fazla olabiliyor. Ama onlar da tabii yaşamın içerisinde yer alabiliyorlar. Yine okula gidebiliyorlar kendi akranlarıyla birlikte. E, bir de çok yoğun desteğe ihtiyacı olan bireyler var. E, bu bireyler yaşamın her alanında ve e, daha uzun süreli destek gereksinliğine ihtiyaç duyabiliyorlar. E, şimdi aslında erken tanı almış bir birey hemen eğitime başlarsa... Ee, bu hani semptomları otizm semptomlarının azalması günlük yaşama daha hızlı katılım sağlaması gibi durumlar olabiliyor ama bireyin otizmden ne kadar etkilendiği de önemli çünkü bazı bireyler için e, sadece hedefimiz gerçekten e, onun olduğu yeri korumasını sağlamak, hani, semptomlarının ilerlememesini sağlamak gibi durumlar olabiliyor ancak birçok çocuk için e, tanı sonrasındaki eğitim aslında hem aile bireylerinin hem kendisinin yaşam kalitesini artırıyor. Daha insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesinde katkı sağlamış oluyor. Öteki türlü müdahale edilmediğinde çok yoğun davranış sorunları olan, kendini yaralayacak duruma gelen çocuklarda olabiliyor çünkü. E, erken tanı dediğimizde eskiden hep doktorlar, Üç yaştan sonra koyma, e, tanı koyma eğiliminde oluyorlardı Ancak artık hani biz otizmi daha iyi biliyoruz Doktorlar daha iyi tanıyor otizmi e, Dolayısıyla ideal tanı yaşı bir buçuk iki yaşlarında olabiliyor Yani 2 yaşa kadar artık birey eğer otistik belirtiler gösteriyorsa tanı e, alabiliyor Teşekkürler ee, Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve aileleri için sunduğunuz hizmetler nelerdir peki? E, tabii bundan da e, bahsedebilirim. E, vakfımızın aslında zaten kuruluş amacı e, tamamen otizmli bireylerin e, eğitim haklarına ulaşmalarını sağlamak. Bunun içinde de e, biz bir model okul oluşturduk Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurulu'na. E, bu okul içerisinde çocuklar 0-21 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler eğitim alabiliyorlar. Bu bizim e, aslında e, ülkemiz için oluşturduğumuz bir model okul. E, aynı zamanda bu okulun içerisindeki programlar, erken çocukluk programı, okul öncesi e, program, i, okul programı... ...ve e, yaşam ve kariyer modülü olarak olmak üzere böyle e, birimleri var. E, bununla birlikte e, bir rehberlik birimimiz var mesela. Rehberlik birimine e, Türkiye'nin her yerinden insanlar ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorlar. E, gelip çocukların eğer otizmin şüphesi varsa ya da otizmin tanısı aldıysa eğitim süreçlerini planlamak için bu rehberlik biriminden ücretsiz bir şekilde e, şey alabiliyorlar değerlendirme alabiliyorlar e, bununla birlikte bizim bir sürekli eğitim birimimiz de var rehberlik birimiz 2016 yılında kuruldu e, ve 20 bin üzerinde çocuk değerlendirildi bugüne kadar sürekli eğitim birimimiz de 2015 yılında kuruldu. Türkiye'de yaklaşık 47-48 tane ilde öğretmen eğitimleri, aile eğitimleri gibi çok çeşitli eğitimler düzenledik ve 42 bin üzerinde insana ulaştık. Bunlar arasında öğretmenler, aileler, e, sağlık personelleri gibi gruplarda da olabildi. E, bununla birlikte yine ailelere sunduğumuz hizmetler arasında, ailelere ve uzmanlara diyeyim aslında, e, eğitim portalımız var bir tane. Thomas Simaklı Eğitim e, Portalı. Bu portalın da yine 20 bin üzerinde kullanıcısı var şu anda. Ee, ve bu portal içerisinde tüm uzmanlar ya da aileler e, portala üye olarak Otizm Nedir'den başlayıp davranış sorunlarıyla nasıl baş edilebilir, bir çocuk için otizmin bir çocuk için öğrenme ortamı, öğretim ortamı nasıl düzenlenebilir şeklinde bir sürü bilgiye ulaşabiliyorlar. Hatta öğrenciler ya da öğretmenler yine burada mesleki gelişim aslında hani portal aynı zamanda burası her modülün sonunda da test var. Bu testleri yaparak aslında portaldan mezun da olabiliyorlar. Yani bir hani katılım belgesi gibi bir belgede belge de alabiliyorlar. E, bununla birlikte yine çocuklara hitap eden uygulamalarımız var, mobil uygulamalarımız. E, onların da her ikisi hem Android hem iOS'ta indirilebiliyor. E, bu portal e, bu aplikasyonlarla, e, uygulamalarla aslında biz çocukların yine e, iletişim becerilerini geliştirmek, alıcı dil becerilerini geliştirmek gibi çalışmalar yapabiliyoruz. Bir, bu şekilde bahsedebilirim birçok aslında çalışmamız var yani bazıları tabii ki topluma yönelik olarak e, sürekli bir de tabii biz hani e, hem öğretmen eğitimleri hem aile eğitimleri düzenlemeye de çok devam ediyoruz bir yine e, aslında ülkemizdeki çocuklar için yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bir sınıf donanımları projemiz var. E, bu proje kapsamında biz e, devletin e, okulları içerisindeki özel eğitim sınıflarına hem materyal desteği gönderiyoruz hem de öğretmen ve aile eğitimleri düzenliyoruz. Aslında dolaylı olarak hani çocuklara ulaşıyor ama hani doğrudan materyalleri kullanmaları mesela o materyaller içerisinde e, küçük kas becerilerini geliştirecek materyaller de var. İletişim becerilerini geliştirecek materyaller ya da bilgisayar becerilerini geliştirecek materyaller de var. Teknolojik araçlar da var. Mesela o sınıfın bir tabletinin olması, bir bilgisayarın olması gibi araçları da gönderiyoruz. Aynı zamanda hem sınıfını ziyaret ederek, öğretmenlerle, anne babalarla bir araya gelerek onlar için gereksinim duydukları bir konuda eğitim veriyoruz ve onların bu konuda donanımlı olmasını sağlıyoruz. Ee, ...böyle bahsedebilirim çalışmada. Teşekkürler. Toplumumuzda olan teşekkür otizm hakkındaki algıları... ...nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz veya nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Yani aslında... E, ...biz e, çok uzun zamandır... otizmin farkındalığına ilişkin... ...birçok çalışma yapıyoruz. Bunları da hatta yaptıktan sonra bir de ölçüyoruz... ...etkili olup olmadığını... E, Duymuşsunuzdur belki e, çok uzun zamandır aslında 2009 yılından beri e, otizmin yanındayım onların farkındayım ve otizme mavi ışık yak gibi çeşitli kampanyalarımız vardı ve bunların tamamı e, farkındalığı sağlamak üzere e, olan çalışmalardı. E, biz e, belli bir süre sonra hani bu farkındalık çalışmalarını yaptıktan sonra 2015 yılından itibaren de her iki yılda bir e, otizm hakkında bilgi ve algıyı ölçmek için e, ...araştırma da yaptık ve bu araştırmalar aslında bizim için bir yol gösterici olmuş oldu. Yani eğer farkındalık düşükse ya da otizme neden ol neyin e, nasıl çözüm bulunması gerektiği bilinmiyorsa... ...düşük çıktıysa bu e, araştırmada buna yönelik çalışmalarımızı yapmaya e, çalıştık. Ve hem e, dijital dünyada hem e, geleneksel medya üzerinde birçok kampanyamızı da paylaşmaya devam ettik yıllar içerisinde... Bizim için tabii bu farkındalık çalışmalarında evet böyle kampanyalar yapıyoruz. Bir de biz böyle iletişim kurduğumuz her grup için bu bir öğrenci grubu da olabilir. Birlikte bir iş yapacağımız ya da proje üreteceğimiz bir paydaş da olabilir. Her biri için ilk merhabamız bir otizm farkındalık eğitimiyle oluyor. Bu da tabii hani çok değerli çünkü hiç otizmi bilmeyen ya da otizmle ilgili bilgileri e, kısıtlı olan yanlış olan bireylerin o bilgilerini düzeltmiş oluyoruz ve ne yapabilirler bu konuda bunu da öğretmeye çalışmış oluyoruz anlatmaya çalışmış oluyoruz e, böyle bir hani sürecimiz var e, şöyle ki e, bir de tabii farkındalık sağlamakla birlikte biz e, şöyle çalışmalarda yaptık e, evet hani farkındalık önemli Bununla birlikte biz böyle Nisan ayında Nisan ayı otizm farkındalık ayı Nisan ayında hep böyle bu otizme mavi ışık yap çalışmasını yürütüyorduk. 2 Nisan'da otizm farkındalık günü. Ancak bu mavi ışık yakma çalışması, otizmin farkında olma çalışması. ...genelde Nisan ayında sınırlı kalıyordu ve günlük yaşama döndüğümüzde... ...otizmli bireyler eğitim haklarına ulaşmada zorluk yaşıyorlar, istihdam edilmekte zorluk yaşıyorlar... ...otizme ilişkin toplumsal yaşamda çok büyük bir önyargı var, bazen medyadan da takip ediyorsunuzdur... otizmli çocuk gürültü yaptı diye işte komşusu rahatsız olabiliyor vesaire gibi... ...bir sürü aslında otizm alanında mücadele edilecek konu var... Böyle olunca uluslararası dünyayı da takip ettiğimiz kadarıyla artık aslında farkındalık yeterli değil. Farkındalıkla birlikte otizmli bireylerin varlığını kabul etmemiz, onlar için kalıcı çözümler üretmemiz gerektiğine kabul etmemiz ve kapsayıcı çalışmalar yapmamızı vurgulayan... Başka bir e, çalışmaya doğru yönelttik e, rotamızı. E, artık hani farkındalığın rengi mavi, kabul ve kapsayıcılığın rengi de kırmızı diyerek otizme kırmızı ışık yakıyoruz aslında. E, bunu da iki yıldır 2022'den beri bu artık üçüncü yılımız oldu. Üçüncü e, yılımızda da kırmızı ışık yakmaya devam ediyoruz. Aslında biraz hani farkındalık kısmını geçtik de hani daha kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği kısmına doğru e, zorlamaya çalışıyoruz. <laughs> önce okumuştum hatta e, otizmli bireylerin topluma nasıl konuşması gerektiğine eğitim vermekten ziyade toplumumuzun onlarla nasıl konuşması gerektiğine dair bir eğitim vermemizin daha doğru olacağı kesinlikle aslında. evet aynen öyle çünkü böylelikle aslında kapsayıcı bir bakış açımız olmuş olacak doğru e, tomatisin Vakfı'nda birey için nasıl bir eğitim sağlanıyor e, evet e, burada e, şöyle yanıtlamak isterim bunu bizim e, eğitim müfredatımız yani birincisi zaten bir hani otizmli birey için Eğitimin nasıl olması gerektiği bilim tarafından öneriliyor Haftada en az 20 saat en fazla 30 saat eğitim alması Bu eğitimin birebir olması Sonrasında grup eğitimine geçilmesi Bu eğitim sırasında otizmde bilimsel temelleri oluşmuş tekniklerin kullanılması gibi Bazı maddeler var Aynı zamanda ev ve okulun birlikte hareket etmesi de oldukça önemli Bizim az önce bahsettiğim gibi Tohum Otizm Vakfı eğitim kurumlarında bu ölçütleri karşıladığımız bir modelimiz var. Ee, biz modelimizi 2005-2006 yıllarında Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü'nden aldık. Ee, orada e, bir eğitim direktörümüz, e, o yıllardaki eğitim direktörümüz e, Amerika'ya bu merkeze giderek bir yıllık bir eğitim aldı ve bu modelin nasıl olduğunu öğrendi. Hem müfredatı hem de modeli e, gelip Türkiye'de okulumuzda kurdu. Ee, ve o günden itibaren de biz aslında bu prensin çocuk gelişim el otizmli bireyler için uygun olan müfredatını kullanıyoruz. Ve bu müfredat aslında 50 yıllık geçmişe sahip olan Amerika'da e, otizmle ilgili çalışmalar müfredatlar arasında ilk beşe girmiş müfredatlardan bir tanesi. E, ve her yılda biz e, akreditasyonumuzu devam ettiriyoruz. E, her yıl e, denetim için geliyorlar e, okulumuzu ziyaret ediyorlar. E, çeşitli değerlendirmeler yapıyorlar ve sonrasında da hani bu akreditasyonu sürdürmüş oluyoruz. E, bu eğitimin e, temelinde uygulamalı davranış analizi dediğimiz bir yaklaşım var. E, bu yaklaşım şu anda bildiğimiz kadarıyla e, otizmli bireylerin eğitimlerinde bilimsel etkililiği kanıtlanmış tek aslında yaklaşım. Birçok e, beceri ya birçok teknik var aslında bu yaklaşıma dayalı olan. E, son yıllarda eee siz de Böyle takip ediyorsunuzdur. Otizmin nasıl e, hani sürülmesi ya da nasıl eğitim planlanması gerektiğiyle ilgili birçok aslında şey var. Yani birçok spekülasyon var. Google'a otizm yazdığınızda bir sürü sorun çıkıyor ve bunlar arasında bilimsel değeri olmayan, bilimsel karşılığı olmayan bir sürü teknik de var ve bu tabii ki ailelerin kafasını karıştırıyor. Burada biz aslında ailelere önerimiz e, hani bilimsel olan neyse onu takip etmeleri çünkü. Ee, yine araştırmaların söylediği kadarıyla e, bilimsel e, bir temeli olmayan bir uygulamaya otizmli bir çocuğun 20 dakika günde maruz kalması o çocuğun 2 yılını eğitim hakkından 2 yılını aslında çalmış oluyor. E, dolayısıyla bizim için bu bilimsel kriterleri takip etmek e, veya verdiğimiz eğitimin sonuçlarını görmek oldukça önemli. Bir de bizim okulumuzdaki sistemde sürekli veri toplanıyor. Çocuğun gelişimiyle ilgili sürekli veri toplanıyor. Sistem aslında böyle yani Bir beceriyi biz çocuğa öğretmeye çalışıyoruz Öğrenip öğrenmediğini süreç içerisinde Test ediyoruz eğitimin sonu değil de Eğitim sürecinde de sürekli çocuğu Gözlemleyerek onun Becerilerini kontrol etmiş oluyoruz Böyle bir eğitim Yolumuz var bir de Okulumuzun en önemli özelliklerinden Bir tanesi öğretmenlerin mesleki Gelişimleri yine bu tabii ki Pir Pirasın Çocuk Gelişim Enstitüsü'nün e, kurgusu hiyerarşik olarak bir sistem var okulumuzda bir öğretmen bir öğrenciyle çalışıyor öğretmenlerin aynı zamanda süpervizörleri var e, süpervizörlerin e, bağlı olduğu onların çalışmalarını takip eden koordinatörleri ve direktörleri var. Ee, okulumuzda her dört öğretmene bir süpervizör düşüyor Bu da aslında her çocuk için bir buçuk öğretmen e, demek olmuş oluyor ee, Dolayısıyla hani sistemi yani hem öğretmenin mesleki gelişimini Hem de çocuğun eğitim programını e, çok sıkı şekilde takip ediyoruz Ki bir hani soru işareti olmasın ya da çocuğun gelişimini Başından itibaren sürekli takip edip programını e, düzenli bir şekilde yürütelim yani ben de internet sitenize baktığımda... ...gerçekten aileler için aşırı kolay bir ulaşım şekli olduğunu gördüm. Hı -hı. Direkt kendim bile portal'a giriş sağlayabiliyorum. Ah çok güzel harika. Harika bir olmuş. Çok güzel. Evet, bir de şunu da eklemek isterim. Okulumuzdaki sistemde e, aileler de derslere gelip izleyebiliyorlar. Derslerin yüzde kırkına e, katılmaları gibi bir oran hani e, belirledik biz onlara. Aynı zamanda öğretmenlerimiz evdeki süreçleri takip etmek için... Ev programında oluşturuyorlar ve hani eve de e, düzenli olarak gidiyorlar. Çocuğun ev evdeki çalışmalarını ve evdeki sistemi de birazcık takip edebilmek için ev okulun e, birlikte hareket etmesini de bu şekilde sağlıyoruz. Teşekkürler. E, peki eğitim programınızdan olumlu geri dönükler alıyor musunuz? Tabii ki çok e, iyi örneklerimiz de var. E, aynı zamanda e, bu e, eğitim programı sayesinde aslında çocukların sadece ...bilissel becerilerini değil, günlük yaşamda karşılaştıkları problem davranışları da çözüyoruz biz. Ee, ya da mesela kariyer bölümümüzden bahsettim. Çocuklar belli bir süre sonra e, bir iş yerinde istihdam ediliyorlar, staj kapsamında istihdam ediliyorlar. E, bu tabii çocukların yaşam kalitesini de artıran, anne babaların da e, yaşamlarını kolaylaştıran bir süreç olmuş oluyor eğitim programımızda birden fazla alanın olması mesela 1600 tane beceri var ve bu beceriler arasında iletişim kurma becerileri, konuşma becerileri, oyun becerileri, bilissel beceriler, öz bakım gibi birçok beceri var. E, mesela bazı otizmli bireylerin yemek problemleri olabiliyor. Yemek seçiciliği ya da bazı şeyleri yemeyi reddetme gibi biz bunu da bir program içerisinde çözüyoruz. Tuvaletle ilgili uzun zamandır mesela e, bezini bırakmamış ama yaşı ilerlemiş çocuklar da olabiliyor. Bunu da program içerisinde çözebiliyoruz. Ya da çocuklara e, konuşmuyorlarsa konuşma becerisini kazandırma ya da e, eğer hala yine de konuşmuyorsa alternatif bir iletişim e, sistemini kullanma gibi becerilerde yine programda e, çalışıyoruz programın özelliği zaten aslında kapsamlı bir program olması ve buna, bu 1600 beceri hani çocukların gelişiminde oldukça önemli. Tabii hepsi bu 1600 beceriye gereksin duymuyor. Bunlar arasından biz çocuğa uygun olanına, bireysel ihtiyaçları neyse hem çocuğa uygun olanına hem de ailelerin yine görüşlerini alarak ee, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir de yine ee, programdaki önemli noktalardan bir tanesi Ailenin onayını alarak çocuğun programına bir beceri diyoruz. Yani bizim ne çalıştığımızdan ailelerin her zaman haberi oluyor. Bu da çünkü e, ailenin e, görüşünü almak, e, çocuğa kazandırılacak becerinin aslında sosyal geçerliliğini sağlamak anlamına gelmiş oluyor. Ve e, öyle olunca hani aileler de işin içerisinde daha çok hissediyorlar kendilerini. Ee, bu şekilde ee, öyle olunca tabii ki hani sürekli de zaten e, habersiz olmadıkları bir program ya da aynı zamanda bunun çalışınız çok iyi oldu ya da şu an artık bunları yapıyoruz da diyebiliyorlar. Bazen bazı çocuklar programı tamamlıyorlar programdan mezun da olmuş oluyorlar ee, böyle örnekler de var ee, ama yani her zaman e, hedefimiz otizmde çocukların tüm programını e, tamamlamak gibi bir şey olamıyor. Neye ihtiyacı varsa biz onlara öğretmeyi hedefliyoruz. Teşekkürler. Ee, peki vakfınıza başvuran ailelere ne gibi yönlendirmeler sağlıyorsunuz? E, şöyle bu aslında tabii hangi konuyla ilgili başvurduklarına göre e, değişebiliyor. Ee, bizim e, faaliyetlerimiz arasında evet eğitimden hep bahsettik ancak bununla birlikte e, farkındalık olduğu gibi kapsayıcılık olduğu gibi savunu faaliyeti de var e, savunu faaliyeti kapsamında biz aslında aileler için e, kitler de oluşturuyoruz ve bu kitlerin hepsi hem basılı olabiliyor hem de portalımızda e, kaynaklar bölümünde e, dijital versiyonda da olabiliyor. Mesela bir aile hani bize başvurduğunda çocuğumda otizm şüphesi görüyorum e, ya da çocuğum otizm tanısı aldı ne yapmalım dediğinde... hem bu kaynakları öneriyoruz hem de eğer gelebiliyorlarsa rehberlik birimine gelmelerini sağlıyoruz. E, ve haklarına yönelik de mesela çok fazla çalışmada yaptık. E, çünkü aileler evet tanı alıyor ama sonrasında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu çok büyük bir Problem yani okul mu Bulacağım kendime sosyal haklarım var mı Bunlardan mı faydalanacağım Sağlık alanında nasıl bir doktor bulmam Gerekiyor gibi birçok soru işaretiyle Kalıyorlar biz bu kaynakları Onlara önererek aslında ...günlük yaşamlarını biraz daha kolaylaştırmayı bilinçlendirmelerine sağlıyoruz. Rehberlik birimine geliyorlarsa burada çocuğun değerlendirmesi sonrasında onlar için bir eğitsel yönlendirme yapabiliyoruz. Yani şu şekilde bir programa ihtiyacınız var ya da şunları öğrenmesi çocuğunuzun ilk etapta daha öncelikle olabilir şeklinde. Bazen tabii daha ilerleyen zamanlarda okulla ilgili problem yaşayan e, ya da sağlıkla ilgili hani problem yaşayan çocuklarda olabiliyor. E, bunlara da yine konu bazlı olarak e, telefon desteği e, ya da yönlendirme kaynak yönlendirmesi şeklinde çalışmalar yapabiliyoruz. E, bu şekilde yani hem haklarını öğrenmeleri hem e, bilgilerini tazeleme tazelemeleri ya da bilgilerini geliştirmeleri konusunda çeşitli yönlendirmeler yapıyoruz. E, eğer ihtiyacı olan anne babalar varsa ben tekrar buradan da vurgulamış olayım e, Tohumatik rehberlik birimiyle iletişime geçebilirler. Herhangi bir konuda yönlendirme gereksin duyarlarsa. Teşekkürler. E, 2018 yılından itibaren devam eden bir projeniz var. E, otizmli bireylerin iş gücünde projesi. Nasıl bir yol izlediniz? Bu proje kapsamında hedefleriniz ve başarılarınız nelerdir? E, evet bizim son yıllarda çok aldığımız sorulardan bir tanesi Otizm Bireyler iş Gücünde Projesi. ...ben bunun öncesini de biraz anlatmak isterim aslında... ...biz 2010'lu yılların başından itibaren... E, ...otizmli bireylerin mesleki gelişimleri... ...istihdam edilmeleri üzerine... E, ...farklı projelerde yaptık... ...öncelikle onların çünkü... İyi bir mesleki e, becerileri olması gerek yok ki istihdamları biraz daha kolay olabilsin. Nedir bu mesleki beceriler? Aslında teknik liselerde olduğu gibi mesleki beceri dayalı otizmli bireylere yönelik bir müfredat geliştirmesi. Böyle bir müfredat da geliştirdik. Ve Beylikdüzü İş Uygulama Okulu'nda e, bu programın uygulanması hem okulun açılması hem de programın uygulanması konusunda e, bir süre çalıştık. E, sanırım iki yıl boyunca bir çalışma yürütüldü orada. E, sonrasında 2018 yılında e, biz bu çalışmayı Ekerle birlikte yaptık. E, 2018'in e, 2018 öncesinde Eker'deki yetkililer e, kendi iş ortakları Fransa'daki iş ortaklarının yaptığı modelden aslında esinlendiler e, ve bir e, otizmli bireylere yönelik bir istihdam projesi geliştirmeye hedeflediler. E, Otizm bireyler iş gücünde projesi bu şekilde çıktı. Ee, şöyle bir yol izledik orada. Öncelikle iş yerini ziyaret ettik ve orada acaba otizm bireyler çalışabilir mi? Çalışabilirse hangi e, alanlarda çalışılabilir diye bir analiz yaptık, iş analizi yaptık. Ee, bu analizin sonrasında ise e, hem bu yer için otizmli birey e, arama süreci başladı, hem de onların e, kendi başlarına çalışmaları biraz zorlu olabileceği için e, bir iş koçu programı oluşturuldu. E, ...iş koçu e, dediğimiz kişi... ...otizmli bireyin aslında... hani ...iş yerinde daha e, kolay çalışmasını sağlayan... ...hem diğer bireyler için... ...hem de otizmli birey için kolaylaştırıcı olan kişi... ...özetlemek gerekirse... E, ...bir iş koçu bulundu... ...ve bu iş koçu bizim okulumuzda... ...üç ay boyunca uygulamalı bir eğitim aldı... E, ...yani hem öncelikle gözlem yaptı... ...gözlem sonrasında... E, ...çocuklarla birebir çalışma deneyimi sağladı... ...az önce bahsettiğim kariyer e, modülünde... ...ve biz... Onun e, artık hani evet gidebilir ve EKER'de çalışabilir çocukları istihdam etme sürecinde projede görev alabilir dediğimiz noktadan itibaren biz bunu da bu arada değerlendirmelerle yapıyoruz aslında veri toplayarak yapıyoruz. E, kendisi giderek EKER'de işe başladı ve e, hedef aslında bu proje yola çıkarken 3 yıl içerisinde 12 tane otizm bireyi istihdam etmekti. Her yıl 4 otizmi birey istihdam oldu. Aynı zamanda onlarla birebir çalışacak iş koçları da yine süreç içerisinde eklenmiş oldu. Şu anda Eker'de bu yıl itibariyle 12 birey iş koçuyla birlikte çalışıyor. Her 3 gencin bir iş koçu var bir birey de genel müdürlükte bağımsız bir şekilde çalışıyor. böyle bir süreç oldu ama tabii bu çok ses getiren bir çalışma oldu. Biz bununla Eker'le birlikte çok güzel ödüller aldık bu projeyle birlikte ve farklı iş yerleri için de ilham oldu. şu anda iki iş yerinde daha e, Netlog Lojistik ve GSK Türkiye'de de... E, ...bu çalışmayı yürütüyoruz. Onlar için de birer iş koçuyu... E, ...yetiştirdik okulumuzda. Üç ay boyunca eğitim aldılar. E, ve gittiler şu anda 31 bireleri... ...istihdam etmeye devam ediyorlar. E, toplam... E, ...beş farklı iş yeriyle şu anda iki tanesi böyle staj e, artı part-time çalışma gibi. E, diğer üç tanesi Eker GSK Türkiye ve Netlog Lojistik. E, full-time olmak üzere 21 genci istihdam ediyoruz bu projelerle. E, ve tabii daha da çok artırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu da yine bizim için hem bir savunu alanı. Çünkü iş yerleri otizm bireylerin çalışması konusunda işverenler ön yargılı olabiliyorlar. Yani nasıl çalışabilecek? Ee, ya da hani onlara bir iş koçu desteği sunulması gerektiğini söylediğimizde biraz maliyetli bulabiliyorlar Ancak bakıldığında çok verimli çünkü şöyle bir örnek anlatayım ee, Geçen sene e, biz Netlog'da başladık çalışmamıza Onlar da e, bir sekonder alanında ilaç kutulama yapıyorlar e, Ve orada ilk otizmli genç başladığında o sekonder alanından günlük hata oranı 100 çıkarken Bu bireye başladıktan sonra günlük hata oranı 4'e düşmüş ...ve çok büyük bir verimlilik aslında bakıldığında... ...çünkü çok odaklı çalışıyorlar... ...çok dikkatli çalışıyorlar... ...sosyalleşme becerileri e, sınırlı olduğu için... ...sosyalleşmek yerine işlerine odaklanıyorlar... E, ...bu da aslında bir iş yeri için... ...çok hani e, verimli bir süreç olabiliyor... E, ...aynı zamanda tabi dinlenme süreçleri de oluyor... ...onlar için özel bir hani ortamda oluşturuluyor... ...dinlenmeleri için... E, ...ya da diğer bireylerin de biz... E, ...farkındalık eğitimi almasını sağlıyoruz... ...daha yakın onlarla çalışanların... ...biraz daha bir problem çıkıyor çıkarsa nasıl yaklaşabileceklerini öğretiyoruz gibi bir sürü basamağı var bunun. Oldukça kapsamlı bir proje ama bizim çok böyle gurur duyduğumuz çalışmalarımızdan bir tanesi. Çünkü çok keyifli istihdam edilmiş bir genci izlemek, otizmin bir genci izlemek. Hani bana her zaman çok böyle iyi geliyor onların e, çalışması. Hepimize vakıf olarak hepimize iyi geliyor tabii. Bu şekilde. Peki e, bu iş gücünde olacak bireyleri nasıl seçiyorsunuz? E, her birey için bir CV belirliyoruz. E, bu arada ...optizmden ne kadar etkilendiklerinden bağımsız olmak üzere... E, ...bizim için önemli olan o iş yerine uyum sağlayabilir mi? Yani e, problem davranışlarının en aza yakın olması gerekiyor... ...hani e, ölçüt olarak. E, bununla birlikte e, o işe uygun kişiyi belirlemeye çalışıyoruz. Mesela okuma yazma becerisi gerekiyorsa... ...mutlaka o hani ölçüler arasında oluyor. Ya da e, hijyenin bazı gerekli olduğu... ...hani daha dikkatli olması... mesela ekerde hijyen önemli... E Çünkü doğrudan aslında üretim alanında çalışıyorlar. Dolayısıyla hani bunları böyle ölçüt olarak belirliyoruz ve sonrasında ilan açıyoruz. Herkes gibi aslında yani hani o ilan sonrasında kimler başvuruyorsa bir iş görüşmesi yapılıyor. Hani ve o iş görüşmesi sonrasında kişi uygunsa iş yerine istihdam ediliyor. İş görüşmesi yapılırken de bu arada hani yanlarında anne babaları ya da eğer varsa... E iş koçları, öğretmenleri destek olabiliyorlar iş görüşmesine katılmada birey bağımsız olmuyor ya da tek başına olmuyor. Çünkü hani her zaman her soruyu belki yanıtlamayabilir. ya da işveren daha otizmli bireyi tanımadığı için e desteğe ihtiyaç gerekebilir. dolayısıyla hani herkes gibi prosedürden sadece biraz daha fazla destekle geçmiş oluyorlar. Her biri için en hani CV oluşturuluyor ve o CV'leri gerekli yerlere gönderiyoruz aslında. Peki teşekkür. Ederim. Böyle. E, aileler otizmli çocuklarıyla nasıl etkileşim kurabilirler? Sizler bu konu hakkında hangi istiyorsunuz? sunuyorsunuz? E, şöyle tabii e, bir süre sonra aileler hani çocuklarıyla nasıl etkileşim kurabileceklerini kendileri de keşfedebiliyorlar. Ama ilk başlarda tabii e, yeni tanı almış bir ailede e, çocuğun çocukla nasıl ilgilenecek, nasıl oynayacak... ...nasıl bakımını yapacak gibi bir sürü soru işareti olmuş oluyor. Bizim e, 2011 yıllarında e, yeni tanı almış ailelere yönelik olarak oluşturduğumuz bir e, projemiz de oldu. Yani böyle erken çocukluk dönemindeki e, tanı almış çocukların ailelerini bir araya getirdiğimiz... ...onlara çocuklarıyla nasıl e, ilgilenmeleri gerektiğini anlattığımızda... ...otizmin ne olduğunu anlattığımız bir çalışmamız da oldu. E, hatta bunu da sonra bir kitapçığa dönüştürdük. Çilekli kaynakları... E, Şöyle ki tabii e, birincisi hani biraz otizmin özelliklerini bilmek. E, mesela başlangıçta özellikle çok kafasını karıştırmayacak yönelgelerle onunla iletişim kurmak. E, sınırlı olduğu yan neyse biraz onun üzerine eğilmek. Mesela göz teması sınırlıysa göz teması kurmasını sağlayıcı e, çalışmalar yapmak, etkinlikler yapmak oldukça önemli. Ailelerin ilk başta yapacağı şey tabii iyi bir eğitim programı dahil olduktan sonra çocuğa yani bunu sağlamak bundan sonra da aslında program içerisinde yapılanları kendileri uygulamaya başlamaları. Bu nedenle tabii öğretmenlerle birlikte çalışmaları eş zamanlı çalışmaları onların çalışmalarını izlemeleri oldukça önemli. Bununla birlikte ilerleyen zamanda tabii evet anne babalar nasıl iletişim kuracaklarını biliyorlar dememle birlikte bu her zaman doğru iletişim olmuyor. Bazen mesela ee, çocukların davranış sorunlarını tetikleyici hareketler ya da durumlar olabiliyor. Ee, bu nedenle de çocuğun e, mesela davranış sorunu olabilecek durum ne? Bunu nasıl önleyebiliriz? yani ee, o önleme sırasında nasıl çocuğu kolaylaştıracak, çocuğa kolaylaştırıcı etkinlikler yapabilirim ya da uyarlamalar yapabilirim. Bunu da belirlemek gerekiyor. Ee, bazen çünkü eee yani disiplin kuracağım ya da hani çocuğumu kontrol edeceğim derken anne babalar da çok yıpranıyorlar. Hani bu sürece de çok girmemek gerekiyor. Çok hani dikkatli hareket etmek gerekiyor. Ee, ve bununla birlikte mesela az önce bahsettiğim gibi e, bizim birçok kaynağımız var. E, tabii herkes hani e, bize ulaşamayabilir belki ama kaynaklarımızın hepsi açık kaynak aslında. Özellikle portalımız. Ee, aynı zamanda bir YouTube kanalımızda da mesela biz hani e, otizmli bireylerle iletişim kurma, onların davranış sorunlarıyla baş etme, onlarla e, yeni beceri kazandırma gibi birçok webinarı yaptığımız ve, ve bu webinar sonrasında da onları YouTube'a yüklediğimiz bir hani kanalımız var. Ee, belki buradan da yine kaynaklardan faydalanabilirler. Portal dediğim gibi bizim için oldukça önemli bir kaynak anne babalar için de oldukça önemli bir kaynak olabiliyor. Ee, yani bu şekilde biraz aslında çocuğun bir, yani ha, Evet hani diyoruz ki evet otizm iki alandaki yetersizlik ama her otizmli çocuğun özelliği de birbirinden farklı olabiliyor. Ee, bazı çocukların hoşuna gidecek şeyler diğerlerini çok rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla çocuğunu tanımak çok önemli bir anne baba için. Öğretmeniyle eş zamanlı hareket etmek çok önemli. Ee, gerektiğinde öğretmenden ya da uzmandan destek almak, evdeki e, yaşanan tüm problemleri onlarla belki paylaşmak çok önemli. Bir de bizim için en önemli şey tutarlılık. Eğer böyle bir karar aldıysak o kararı tutarlı bir şekilde sürülmek gerekiyor. Aksi halde bir yapıp bir yapmamak bir kere evet deyip sonra aynı şeye hayır demek sonra tekrar evet demek çocuklar için çok kafa karıştırıcı oluyor ve bir problemi çok daha uzatıyor. Yani iki günde halledilebilecek bir problem davranış belki daha uzun vadede daha da zorlu bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek de oldukça önemli. ...teşekkür ederiz. Ee, vakfın, çocuğu, vakfın ve çocukların bugüne kadar karşılaştığı... ...en büyük zorluklar nelerdir? Bu zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz? Ee, şöyle... ...aslında otizm çok gerçekten... ...zorlu bir alan. Ee, yani otizmde... ...tanı alma sürecinden itibaren... E, ...okula gitme... ...doğru eğitim... ...programına dahil olma... ...sosyal yaşama katılma... ...sonrasında istihdam edilme ya da... E, ...tanı aldıktan sonraki tetkiklerin sürekli yaptırılması gibi çok zorlu alanlar var. E, aslında ülkemizde bir otizm eylem, ulusal otizm eylem planı var. Bunun birincisi tamamlandı, şu anda ikincisi e, yürütülüyor. E, bu planda da aslında dokuz farklı alanda işte, tanı alma, e, tanı sonrasında eğitim süreci... ...eğitim sonrasında sosyal etkinlikler, spor hakları vesaire gibi birçok konuda çözüm önerisi var... E, bu plandaki her şey, yani çözüm önerisi sunulan her şey aslında aileler için hani bir problem. O yüzden aslında çözüm önerileri var hepsinin. E, şimdi tabii başlangıçta bizim için en zor noktadan bir tanesi e, toplumda farkındalığın sınırlı olmasıydı. E, bunu biraz daha tabii geçmiş yıllara göre arttırdık. Ama bununla ilgili çalışmaya biz hala devam ediyoruz. Yani farkındalığı arttırmaya, e, o sizin çocukların daha ee, hani bilinir tanınır olmasını sağlamaya devam ediyoruz. Bununla birlikte eğitim hakkı dediğimiz e, bir durum var. E, şimdi ben az önce konuşmamda haftada en az 20 saat e, 30 saat eğitim almaları gerektiğini söyledim. Ancak şu anda hani e, birebir eğitim almaları gerektiğini söyledim. Bu birebir eğitim e, devlet tarafından sunulan hak haftada 2 saat e, ücretsiz. Dolayısıyla hani bu zaten çok büyük bir problem Bir de bu hani 2 saat sunulan eğitimin de, bir standardı yok çünkü e, bu eğitimler e, daha çok rehabilitasyon merkezleri tarafından veriliyor. O rehabilitasyon merkezlerine de bir eğitim müfredatı var ama e, standart bir şekilde uygulanmıyor. Dolayısıyla eğitim sürecinin hem nicelik olarak hem nitelik olarak e, farklı seyretmesi çok büyük bir problem. E, çünkü e, otizmli birey bir tanı aldıktan sonra hemen eğitime başlaması ve nitelikte eğitim olması onun e, hem daha hızlı ilerlemesini, akranlarıyla e, aynı ortamları paylaşmasını, günlük yaşamı daha kolaylaştırmasını sağlıyor. Aksi halde bu süreç çok daha yavaş ilerliyor. Yani bir de 20 saat ile 2 saat arasında çok büyük bir fark var aslında bakıldığında. E, kaynaştırma hakkı var otizmli çocukların. E, kaynaştırma dediğimiz şey çocuğun akranlarıyla aynı sınıfta eğitim alması. E, ancak bu her ne kadar yasal olarak desteklense de yine bununla ilgili de bir standart yok ülkemizde. Çünkü bazı çocukların öğretmenleri hani sınıfta çok yardımcı oluyor ona destek oluyor ama bazı çocukların öğretmenleri hiç iletişim kurmuyor ya da kuramıyor nasıl kuracağını bilemiyor. Bu da aslında bir zorluk ve yine kaynaştırmada da bir standart olmaması gerekiyor iyi değil aslında bakıldığında çünkü anne babalar da öğretmenlerle nasıl iletişim kuracaklarını çoğu zaman bilemeyebiliyorlar. İstihdam konusu yine e, oldukça e, zorlu bir e, durum. Şimdi evet lise çalışmalarımızdan bahsettik. Ama e, otizmli bireyler liseyi bitirdiklerinde ön lisans programına dahil olanlar da var. E, ya da evde kalanlar da var. İstihdam edilen e, birey sayısı çok sınırlı. İşkur'un verilerine göre, son verilerine göre, iş kura kayıtlı olup iş arayan ya da çalışan birey sayısı 32 birey sayısı sadece 100 kişi. Bu tabii iş kayıt hani illaki tabii ki kayıtsız bir şekilde çalışan birileri de var olabilir. Ancak hani bu oldukça düşük bir sayı bakıldığında. Dolayısıyla geriye kalan hani kısım nerede bilmiyoruz çünkü belki konuşmanın başında vurgulamak e, gerekirdi ano atlamış olabiliriz ama e, otizmin şu anda e, görülme sıklığı 36 çocukta bir. Amerika'da 2023 yılında yapılan çalışmaya göre e, her 36 çocuktan bir tanesinin otizm tanısı var. Ee, bizim ülkemizde bu 36'da bir verisi geçerli mi bilmiyoruz. Ancak uzmanlar hani bunun e, arada yani çok büyük bir fark olmadığını e, söylüyor genelde. Yani kıtadan kıtaya tabii ki değişebilir ya da ülkeden ülkeye de değişebilir ama hani çok büyük bir fark değildir. Dolayısıyla biz bu 36'da bir verisini Türkiye'ye uyarladığımızda 2 milyon üzerinde o birey olduğunu tahmin ediyoruz. E, bunların 700 bine çocuk ve genç olsa 0-18 yaş aralığında olsa geriye kalan 1,5 milyonun üzerindeki birey ee, ne yapıyor yani aslına bakıldığında ee, Tabii ki Yine hani birden tabii ki Bir istihdamın çok yaygınlaşması Gibi şey olmayabilir ama e, Artması ve hani ülkemizin de aslında Hani buna alan açması gerekiyor Biz bu konuda da çok fazla savunma çalışması Yapıyoruz istihdam alanında Bir de az önce bahsettiğim gibi e, Biz ülkemizde kaç tane otizm birey Olduğunu bilmiyoruz e, Ulusal bir e, veri sistemimiz yok Engelli veri sistemimiz yok e, otizm alanında da diğer alanlarda da e, bunu bilmemek onların neye ihtiyacı olduğunu da anlayamamak ne kadar bir kaynağa e, gereksinim olduğunu da anlayamamak oluyor e, çünkü hani okulları da düşündüğümüzde iş yerlerine düşündüğümüzde ya da diğer hakları da düşündüğümüzde hani e, ne, ne kadar e, ihtiyaçları var neye ihtiyaçları var bunu belirlemek oldukça önemli. Bunlar böyle çok temel konular bununla birlikte tabii ayrımcılığa uğrayan otizmli bireyler de çok fazla hani e, günlük yaşamda e, işte otobüste gürültü yaptığı için indirilen komşusu tarafından kabul görmeyen e, otizmli bireyler de var bunların hepsi aslında bizler için bir e, mücadele alanı bir e, savunu alanı e, ve... Tabii her birey bunu yaşıyor öyle her otizm birey farklı yüzeylerde de olsa belki İstanbul'daki birey farklı şeyler yaşıyor Ankara'daki birey farklı şeyler yaşıyor ama e, her otizm bireyin yaşamı e, ona uygun ortamlar sunmadığı sürece oldukça zor geçiyor. Peki e, son soruyla devam edeyim. Tabii. E, Türkiye'de yapılan çalışmalar medya ile ilgili çalışmalar filmler olsun diziler olsun e, bu çalışmalar toplumdaki otizm algısını değiştirdi mi sizce? E, bence değiştirdi. Evet hani bir e, sonuçta e, isim duyulmuş oldu. Daha önce duyulmayan bir şey. Mucize Doktor'a bu konuda. Evet çok Mucize Doktor. Aynen öyle. Mucize Doktor e, dizisinde e, otizmli bir karakter vardı. Ondan önce de yine e, bir dizide e, yine ana akımda paylaşılan bir dizide Mucize e, bir otizmli karakter e, vardı. Bir de bu yaz aslında otizm bir karakterin olduğu sonrasında sürmeyen bir yaz dizisinde vardı yine otizmli bire e, tabii ki bunlar aslında e, toplumda hani otizm ifadesinin sözcüğünün duyulmasına çok fazla katkı sağlamış oluyor. E, bununla birlikte e, az önce vurguladığımda da tekrar söylemek hani hatırlatmak isterim evet iki temel alandaki yetersizlik yani sosyal iletişim etkileşim becerileri ve tekrar takıntılı davranışlar ama bununla birlikte biz çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz yani e, o spektrum ...bir yelpaze. Yelpazenin... E, ...bir tarafındaki bireyle... ...diğer tarafındaki bireyin özellikleri birbirinden... ...çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla... ...hani gördüğümüz karakterler de... ...tam bir otizm temsili olamayabiliyor. Mesela mucize doktordaki... E, ...savan sendromu dediğimiz dahi... ...özelliklerine de sahip bir otizmliydi. O mesela otizm bireyler arasında... ...yüzde 10'u aslında ifade ediyor sadece. E, dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Çünkü sonrasında şey de olabiliyor... ...otizm bireylerin hepsi çok... E, ...yetenekli, çok... E, dahi mi acaba gibi e, durumlar da olabiliyor e, Biz hani mesela doğru bilinen yanlışlar ifadesinde bunu da hep böyle paylaşırız e, Aslında tamamı zihin yetersizliğine sahip değil ya da tamamı üstün bir yeteneğe sahip değil e, ee, aralarında bir oran var. Yüzde 54'ü zihin yetersizliğe sahip olabiliyor farklı düzeylerde. Yüzde 36'sı da normal ve normal üstü zeka puanına sahip olabiliyor. Az önce söylediğim gibi yüzde onu da e, savant sendromu dediğimiz daha dahi özellikleri göstermeye bir yetenek bir alanda çok ustalaşma çok yetenekleşme e, gibi özelliklere sahip olabiliyor. Toplum tarafından görünür olmak isteyen kişilere nasıl bir yol izlemesini önerirsiniz? Veya bağış yapmak isteyenler nasıl bir bağış yolu izlemeli? Ee, bu konuda aslında birden fazla e, yolu var bunun. En tabi e, kolay yolu tohum yazıp 5290'a göndererek hani bir SMS ile aslında destek olmak. E, bununla birlikte bizim bir e, dükkan tohum dükkan dediğimiz bir hani dükkanımız var. E, burada da çok böyle çeşitli ürünler e, satışta olabiliyor özel günlerde hani bu e, ürünlerden e, satın almak ya da kendilerine arkadaşlarına hediye etmek aynı zamanda e, yine özel gün sertifikası dediğimiz sertifikalara sahip olmak da iyi olabilir e, bununla birlikte bu ürünlerimiz arasında e, hepsinin üzerinde bir motif var aslında evet bir logomuz bir de böyle çizim motifleri var bu çizimleri de Otizmli bir öğrencimiz yapıyor. Mustafa Birdal adında bir öğrencimiz yapıyor. Ee, mesela kupamızın üzerinde, su üzerine ya da e, kalemlerimizin üzerinde onun e, bu hani dükkanda satılan kalemlerin üzerinde onun çizimleri var. Ee, Mustafa bu e, çizimler sayesinde aslında hani hem kendisine hem bir arkadaşına burs sağlamış oluyor. E, buradan da tabii ki yeni ürünler e, satın alınabilir. E, bununla birlikte biz e, yine kendimize ve otizm çocuklarını eğitimlerini desteklemek için tabii tabi ki şey yapıyoruz maratonlarda hani koşucu oluyoruz insanlar bizim için maratonlarda koşu koşu koşabilirler mesela en yakın yarım maraton var 28 Nisan'da hani burada koşucu olabilirler şirketler toplu olarak bazen bizim için koşucu olabiliyor Biz de onları desteklemek için sahada oluyoruz genelde bu şekilde destek olabilirler e, tabii en önemlilerinden bir tanesi bizim etkinliklerimizi ee, hep böyle duyurmak. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarımızı takip etmek, onlar oradaki etkinlikleri duyurmak ya da oradaki çalışmaları duyurmak da bizim için çok büyük bir katkı. Ee, bunu da yapsalar çok tabii ki hoşumuza gider. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>